Bugün sizlerle bir harika ötesi video paylaşacağım arkadaşlar. Bu bizim çok doğal ve muhteşem bileşenimiz aloe vera. Evet, ben alıyorum direkt şöyle. Kaç bu çok yıllardır yetişen, büyüyen bir aloe veradır. 3 büyük dalından aldım. Bir cam kavanoza yerleştirelim. Kesip aldıktan sonra cam kavanozumuza su dökelim ve aloe veramızı 15-20 dakika bu şekilde suda bekletelim. Suda 15-20 dakika bekledikten sonra çıkartalım biz aloe veralarımızı. Aloe veralarımızı güzelce duruladıktan sonra alıyoruz ve bir güzel kurulayalım. Ve kuruladıktan sonra arkadaşlar alıyorum bir oklava ile, hamur açan oklava ile aloe veraları öncelikle yumuşatıyorum. Jelini iyi alabilmek için. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Şöyle bir açalım jelimizi. Ve dikenlerini, kabuklarını ince ince soyalım. Sonra bir kaşık alalım ve jelimizi şöyle kaşığın yardımıyla alalım arkadaşlar. Şimdi elde ettiğimiz aloe vera jelini bir cam kavanoza alalım. Şimdi bir ahşap kaşıkla bunu kavanozun içinde ezip ezip çırpalım. Jeli çırpacağız. Komple böyle bir krema şekline gelene kadar çırpalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bizim %100 doğal aloe vera jelimiz hazır. Şimdi bu jeli alıyoruz ve bu jeli ekleyerek maskeleri de yapacağız. Göz altındaki şişkinlikler, göz altındaki morluklar, kırışıklıklar. Yani bu en doğal, en yüksek derecedeki güçlü bir kolajendir arkadaşlar. Veya nemlendirici kremin yerine sabah ve akşam
yüzünüzü yıkadıktan sonra da alıp bu jeli uygulayabilirsiniz. O kadar güzel nemlendiriyor ki cildimizi ve cildimizi sıklaştırıyor. Antibakteriyeldir. Akne sivilceli olan arkadaşlarımız mutlaka kullanınız. Gerçekten bunun faydasını çok ama çok göreceksiniz. Evet, muhteşem. Muhteşem ötesi ya aloe vera jelimiz bu. Şimdi bir de bu jelimizden alıyoruz bir yemek kaşığı kadar. Yani bu tatlı kaşığı ama ben yemek kaşığı miktarı koyacağım. Alalım. Üzerine bir bardak su dökelim. Suyun içinde jelimizi bir güzel çarpalım. Çırpalım. Ve bunu bir günde bir defa sabah yemek yedikten sonra, kahvaltı yaptıktan sonra böyle bir bardağı alın ve için arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde C vitamini almış olursunuz. Kolajeni direkt içmiş olursunuz ve vücut temizlenmesine, toksinleri arındırmasına, kanın temizlenmesine, önemli olan mide ve bağırsak sistemimiz, yoğun bağırsaklar, karın, bunları temizlemek için muhteşem bir bileşendir. Bunu mutlaka bu şekilde yapıp içebilirsiniz. 15 gün içelim, 15 gün sonra ara verelim. Ara verirken 2-3 hafta ara verip sonra tekrar isterseniz tekrarlayabilirsiniz daha 15 gün içip. Bütün soğuk algınlıkları olsun, nezle, grip, virüs, enfeksiyon, rahatsızlıkları olsun, bunların hepsi çıkacaktır, gidecektir. Gerçekten çok ama çok faydalıdır. Dilerseniz de buraya tabii ki de bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyiniz. Onu da karıştırınız. Balla birlikte tatlandırarak da içebilirsiniz. Yok ben bal kullanmayacağım, bal içemiyorum diyenler varsa da balsız da sade suyla karıştırıp içebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir günde bir bardak sabah kahvaltıdan hemen sonra. Şimdi kalan aloe vera jelimizi ne yapacağız? Kapağını kapatacağız ve bunu mutlaka buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Buzdolabına yerleştirin, orada dursun, oradan alıp kullanıp tekrar oraya yerleştirebiliriz.